Şimdi Türkiye'nin en güçlü seslerinden, en sevilen sanatçılarından, en büyük isimlerinden Bülent Ersoy'dan enteresan itiraflar ve bunlara tabii ki çok fazla tepki var. Hayvanseverlerden tepki var, işte çocuk sahibi olamayanlardan tepki var. Diyor ki Nusret eskiden çantamı taşırdı diyor. Hayvanseverler ona da tepki göstersin diyor. Bunu sadece kürk için değil çanta yastık ve birçok şey için yapacaklar. Eğer meclise gitmezlerse çok farklı konuşacağım diyor Bülent Ersoy eleştiriler için. Ne diyorsun? Ben Bülent Ersoy'un son derece mütevazı ve son derece tevazu sahibi bir insan olduğunu biliyorum. Yıllardır da televizyonlarda hep öyle gördük. Muazzam bir sesi, bana göre Türkiye'nin en iyi seslerinden bir tanesi olmasına rağmen hep böyle daha çok bir şey öğretme, bir şeyleri birilerine gösterme, hiç böyle üstenci bir konuşmasını görmedim ilk defa. Ben Ağrı Dağı'nın zirvesindeyim, aşağıdaki sinekleri duymuyorum dedi. Bence bu onun gerçek değil. Öfkeli duyguları. Çünkü Ece o kürkü giydikten sonra ona resmen beddua ettiler. Biz burada dedik ki evet, kürk olayı sıkıntılı bir olay. Hani yapılışında da bir sıkıntı var. Ama siz gerçekten hayvanları seviyorsanız insanların da ölmesini istememelisiniz. Mantık olarak. Hani yaşatmaksa Rabbimin verdiği canı, başkalarına da beddua etmemelisiniz dedik. Bence ona çok öfkelenmiş. Siniri o yüzden. Bence hatta zoruna gitmiş. Ondan bunu söylüyor. Söylediklerine katıldığım için söylemiyorum. Söylediklerine katılmayabilirim. Saygı duyuyorum ama hayvanseverlere çok saygı duyduğumu başta söyleyerek söylüyorum ve ekliyorum. Kimseye beddua edemezsiniz. Yani etmemelisiniz. Böyle düşünüyorum bu konuyla alakalı. Çok fazla tepki var. Ben de Evet. magazin sitelerine baktım. O dediğimiz beddualar kat ve Daha da katlanarak çoğaldılar. evet Bence yanlış. yapılmış. Şimdi tabii Bülent Ersoy'u ben de ilk kez böyle gördüm. Çok doğru söyledin. Hep hani ne kadar mütevazi olduğundan bahsederiz. İlk defa hani bu kadar Öfkeli. öfkeli ve yani kızmazsa eğer bana Bülent Hanım biraz kibirli gördüm. İşte zaten biz onun hani ses olarak çok çok yukarılarda olduğunu biliyoruz. Bir Bülent Ersoy, bir İbrahim Tatlıses kolay kolay gelir mi? Türkiye'ye değil dünyaya gelir mi? Çok zor, Gelmez. çok zor. Öyle bir ses ki Allah yaradan Zeval o vermesin. kadar güzel yaratmış ki seslerini. Ama şimdi Şu yani söylememe takın, hasta ruhlu dedi. hasta ruhlu beni rahatsız etti. Ya bence zaten Hayvanseverlerle herkesi alakalı. rahatsız eden kelime o. Hani salyalarını öpüyorlar falan ama sonrasında saygı duyuyorum diyor. Yani bence Bülent Hanım da bu konuşmanın nereye gideceğini çok iyi biliyor. Yani bu konuşma Tepki tepki göreceğini bile görecek bir bile konuşma. yaptığını düşünüyorum ben Ben de. kesinlikle öyle düşünüyorum. Şimdi çocukları gibi olanlar var. Gerçekten benim de birçok çevremde dostum, Evet. arkadaşım var. Ve ben de hayvan besledim. Hayvan sever olmak hep bu masada söylenilen gibi bir meziyet değil. Zaten Hayvanı olması seveceksin zaten. gereken Evet. yani. Ve Bir meslek değil yana. Hayvan evet. severim ben. Ya dudağından da öpenler var. Birlikte uyuyanlar var. Onlara çocuğu gibi bakanlar varken bu söylem bilmiyorum ben yakıştıramadım. Bir şey sıkıntılı oldu bence. Mesela ben de hayvanları seviyorum ama ben hiç ağızlarından burunlarından öpüp aynı yatağa paylaşmıyorum. Bana göre hayvanları sevip onları doğalarında serbest ve de sakin bırakmak çok daha sağlıklı geliyor. Benim hayvanseverlik anlayışım bu. Peki asıl aslında konuşması gereken bu durumda Bülent Ersoy Evet. Bircan. Bülent Bülent Ersoy'la bir Ersoy konuşalım. neye sinirlendi? Neden böyle bir açıklama yaptı? Nereye gideceğini bilen bir isim. Efendim hoş geldiniz Bülent Hanım. Ha, Bağlanıyor. bağlanıyor mu şu an? Evet, Bülent Peki. Ersoy yayında olacak ve acaba bu açıklamalar Peki. için ne söyleyecek? Efendim günaydın. Günaydın. Biraz kısmı. Ha. Günaydın Bülent Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkürler ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Çok teşekkürler. Neler söyleyeceksiniz? Çok fazla da tepki var Bülent Hanım açıklamalarınızla ilgili. Vallahi tepki olabilir. Etkiye tepki olur. Olabilir, her şey olabilir. Demokratik bir ortamda, bir demokrasi rejiminde herkes fikirlerini istediği şekilde beyan edebilirler
nezaket çerçevesinde. Ama bu had aşımına gelirse efendim insanlar hakaretamiz sözcüm, ölümlerini istemedim. Çünkü ölüm söylerken kolay söyleniyor da ondan sonra bir daha bu işin dönüşü yok. Bir ölüm istemek nasıl bir hırstır, nasıl bir ruh bozukluğudur, bunun başka bir ifade tarzı yoktur. Biraz önce dediniz ki orada biraz acaba aşırı mı olmuş, yanlış mı olmuş dedi sarı papatya. Ama Çünkü hiç alışkın değiliz Bülent Hanım. Aslında sizin bu alışık kadar sert. olacak. Hayır, alışık değilsiniz. Çünkü Bülent Ersoy'a ilk defa böyle bir şey cüret edildi. Beddua. Bülent Ersoy'un ölümünü isteyecek de Allah razı olsun. Ne iyi ettiniz mi diyecektim. Çok haklısınız ama Bülent Hanım aslında siz hayvanseverlerden daha çok orada size beddua eden, aslında bu Evet. sadece sizle alakalı değil efendim. Yani ünlülerle ilgili, ünsüzlerle de ilgili Bakın var. O sert evladım ben tabirleri kullananlaraydı değil mi lafınız? Yani herhalde çünkü bunları başlıklar ne kimse atıldı Bülent hay Hanım? bunların hepsi zaten tek tek artı tespit edildi ve bunlar kaydedildi. Allah nasip ederse şimdi Kıbrıs'tayım. Oradan konuşuyorum sizlerle. Ve muhterem efendim seyircilerimiz ve ifade edebilmek adına bu yayına da bağlandım. Çünkü kurunun yanında yaş dayanar misali o 85 milyonun içerisinde bunlar çok azınlık. Onlar yüzünden o muhterem dinleyicilerimi, vefakar izleyicilerimi de kırmak bana yakışmaz. Haddimi aşmak istemem. Sadece ve sadece kahır, küfür, hakaret ve vicdansızca ölüm isteyen insanlara layık oldukları Bir şey şekilde soracağım. cevap verdim. Bunda da en tabii hakkımdı. Dikkat ederseniz verdiğim cevaplar da yine son derece kibar, son derece asil, son derece saygılı bir biçimde hak Bülent bildirmeydi. Hanım bağlanmanız Şimdi çok ben iyi oldu. size şunu Neden? Çok söyleyeceğim. özür dilerim, bir şey söyleyeceğim. Bunu bilmeniz Buyurun. gerekiyor. Bütün magazin sitelerindeki başlıkları söylüyorum. Tepki çekmenizdeki aslında sebep şu. Diyorlar, başlık şu. Hayvanseverler hasta ruhlu insanlar dedi Bülent Ersoy diyorlar. Ha şimdi Şimdi... ama benim ne kullandığım, neler söylediğim, nerede ne söylediğimi tabii onlar muhterem basın müntesibi arkadaşlarımız onun o kısmını alıp orijinal hale getirip ortalığı kızıştırmak istemişler. Sağ olsunlar, Ama Allah aslında böyle bir şey yok. eksiklerini göstermesin Evet. ama o çok uzun bir konuşmadır. Bir 15 dakika içeren bir konuşmaydı. Önce zatürre olmuşsunuz, geçmiş olsun Aa, diye sesinden belli. başladılar Belli de ama sesinizden konuşmaya. geçmiş olsun. Ben de dedim ki, yo son derece sağlıklıyım. Hiç hastaya benzer bir tarafım var mı dedi. Ama sesiniz benziyordu hasta. Ben de hatta hasta sandım sizi. Şimdi zatürre olmak çok ayrı bir Ha, ben grip şey. falan sandım. Efendim bir gripal enfeksiyon efendim halinde bulunmak çok ayrı bir şey. Efendim
O nedenle önce çok sağlıklıyım. Bunu dedim yakıştıranlar dedim bilemiyorum hangi akla hizmet yaptılarsa ortalığı biraz dedim herhalde boş kaldı. Çünkü öyle zamanlarda hep Bülent Ersoy olur ki buradan benim sırtımdan ekmek yerler varsın yesinler. Daha fazla videoya ulaşmak için videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.